Yanda quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Va birinchi misol. Agar mana bu teorema bajarilsa, bu ifodaning eng katta qiymatini toping. Biz bu yerda quyidagi tengsizlikdan foydalanamiz. 2ab kichigiga teng a kvadrat plus b kvadrat. Mana bu tengsizlik o'rinli. İhtiyari a-b-larda. Bunu 2'ye bo'ladigan bo'lsak, a-b kichigiga teng a kvadrat plus b kvadrat baxsin 2. Mana bu tengsizlikni hosil qilamiz. Shu tengsizlikdan foydalanib biz mana bu ifodaning eng katta qiymatini topamiz. X kvadrat bo'lib x minus 1 ni biz quyidagicha yozamiz. X ko'paytiruv x taqsim x minus 1. X ga x ni ko'paytirsak x kvadrat bo'ladi. Bu yerda mana bu ifoda x a ga teng, mana bu ifoda esa b ga teng. Endi mana bu tengsizlikni qo'llaymiz. Kichik yoki teng a kvadrat plus b kvadrat taqsim 2, ya'ni 1 taqsim 2 x kvadrat plus mana bu ifodaning kvadrati x taqsim x minus 1 kvadrat. Demak mana bu ifoda bizga berilgan. 8 ga teng. Demak bu 8 buning o'rniga 8 qo'yadigan bo'lsak, bu holda 1 taqsim 2 ko'paytiruv 8 teng 4 ekanini hosil qilamiz. Demak mana bu ifoda, ya'ni topishga mana bu eng katta qiymatni topish kerak bo'lgan ifoda yuqoridan 4 bilan chegaralangan ekan. 4 dan katta bo'la olmasa ekan buning qiymati. 4 ga teng bo'la oladimi? Agar 4 ga teng bo'lsa, u holda uning eng katta qiymati 4 bo'ladi. 4 ga teng bo'la oladi. Va mana bu yerda qachon tenglik belgisi bajariladi? Mana bu yerda tenglik bajarilishi uchun a b ga teng bo'lish kerak. Faqat mana shu holdagina tenglik bajariladi. A b ga teng bo'lmasa, u holda bu yerda qat'iy tengsizlik bajariladi. Xo'p, bizda a ning o'rinda mana x turibdi, b ning o'rinda bu ifoda turibdi. Demak, a teng b mana bu shartni biz x teng x taqsim x minus 1 deb yozishimiz mumkin. Va bir tomonga o'tkazamiz. Va x ning qavsini tashqariga chiqaramiz. 1 minus 1 taqsim x minus 1. Bu teng 0. Buni bitta ildizi x 1 teng 0. İkincisini topish uchun biz qavs ichini 0 ga tenglaymiz. X minus 1, x minus 2. Taqsim x minus 1 teng 0. Bundan x teng ikkinchi ildiz 2 ekanini hosil qilamiz. Xo'p, 0 da ham bular teng bir-biriga, 2 da ham teng. Lekin mana bu tenglik ham bajarilishi kerak. Agar x 0 ga teng bo'lsa, bu tenglik bajarilmaydi. Bu ifoda 0 ga teng bo'ladi. Agar x 2 ga teng bo'lsa-chi? 4. Bu yerda 4 hosil qilamiz. 2 ning kvadrati 4, 2 minus 1 1. Bu yerda ham 4 ni hosil qilamiz. 4 qo'shib 4 teng 8. Demak, tenglik bu ifoda bu tenglik bajariladi. Shunday qilib x barobar 2 da bu ifodaning qiymati 4 ga teng ekan. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. 2 ni qo'ysak 2, bu yerda ham 2, 2 ko'paytirib 2 4. Demak, mana bu ifodaning eng katta qiymati 4 ga teng ekan. Javob 4. Keyingi misolga o'tamiz. Va bu ifodaning eng kichik qiymatini topish uchun eng kichik qiymatini topamiz. Mana bu tengsizlikdan foydalanamiz. A qo'shuv B katta yoki teng 2 ildiz ostida A B. Bunda A va B da manfiy bo'lmagan sonlar. Tenglik bajarilishi uchun A B ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni tenglik bajarilsa A B ga teng bo'ladi, A B ga teng bo'lsa tenglik bu yerda tenglik bajariladi, ya'ni A plus B 2 ildiz ostida A B ga teng bo'ladi. Faqat shu holdagina tenglik bajariladi. A ning o'rnida bizda mana bu ifoda turibdi, B ning o'rnida bu ifoda turibdi. A B. U holda tangensi 100 darajada x qo'shuv kotangens 100 darajada x katta yoki teng 2 ildiz ostida tangensi 100 darajada x ko'paytiruv kotangens 100 darajada x va bularni ko'paytmasi 1 ga teng. Men birdan ildiz ostida 1 chiqardi. Men bu 2 ga teng ekan. Shunday qilib mana bu ifoda
Katlıya gittin, iki tane kâğıt. Demek eğer en küçük kıymatı görürse diyen olsa, en küçük kıymatı, borç mümkün borgen en küçük kıymatı, iki borç mümkün eken. İki geteyin borallı adamı yok ki yokmuş, onu tekşer almaz. Tekşer almazdan durup biz bu ikini, onu en küçük kıymatı demek et almayımız. Ama sana x deyin pi taksım durdu. Tangensin kıymatı bir geteyin, katangensin kıymatı hem bir geteyin. Yani bir, birine yüzüncü derecesi koşu, birine yüzüncü derecesi. İkini hasıl kılalımız. Demek x barabar pi taksım durdu. Bu ifadenin en kıymatı iki geteyin eken. Şunu da kalıp, yanında biz bana şu ifadenin en küçük kıymatı iki deyin, iki geteyin deyip et alalımız. Şunu da kalıp cevap, ifadenin en küçük kıymatı iki geteyin. Nabataki misal götürmemiz. X mana bu aralıkka tegishli. Bu ifade özünü en katta kıymetine erişse X'nin kıymetini topin. Yani X'nin kaysi kıymetinde mana bu ifade özünü en katta kıymetine erişadi. Mana bu aralıkta. Şu misalını görürmemiz. Bu ifadeni biz kuyuda geçe yazalımız. Sinus kvadratının oranına 1 minus kosinus kvadrat x yazalımız. Arıyoruz. Kosinus x. Bu ifade kosinus x'e bağlı. Kediler kosinus x'ini tabiyle belgeleydik. Kosinus x ten t. Bu halde t kaysa aralığı özgürlerdi. X 0 pi aralığı özgürlerdi. Eğer x'in oranına 0 koysak 1 hasıl buladı. Pi koysak minus 1 hasıl buladı. Demek ki t, minus 1 ve 1 aralığındayken. Bana bu aralığındayken. O halde biz kosinüslerin oranına t'ni alıp gelip koyup, kuyudaki fonksiyonu hasıl kılalımız. F t ten, 1 minus t kvadrat, plus t. Bunda t, minus 1, 1 aralığına tek işli. Yani bu fonksiyonun şu aralığındaki en katta kıymetini topamız. T'nin kaç kıymeti de özünün en katta kıymeti erişadı. Şunu toplamız. Biz fonksiyonu verilgen aralıkdaki en katta kıymetini topuşunu bilmemiz. Bunun için biz bu fonksiyonun hasılasını alalımız. 1 minus 2 t. 0 geteyinler onun kritik noktasını toplamız. 1 taksım 2. Yeni fonksiyonun kıymetini. 1 taksım 2 de. 1 taksım 2 bana bu aralıkta tekişli. Artaksım 2'de hesaplayımız. Yani şu aralarının çetki noktaları da, yani minus 1'de ve 1'de funksiyonun kıymetlerini hesaplayımız. T'nin oranına 1 taksım 2 koysak, 1 minus 1 taksım 4 koyuyorsun 1. Abi T'nin oranına 1 taksım 2 koyalımız. 1 taksım 2. Umumi mahraç 4. 4 minus 1, 3, 2, 5. 5 taksım 4. 5 taksım 4 geteyken. T'nin oranına minus 1 koysak. 1 minus 1, 0, minus 1. Minus 1 geteyken. 1'ni koysak 1 minus 1, 0, plus 1, 1 geteyken. Bizde en katta kıymeti gerek. En katta kıymeti 5 taksım 4. 5 taksım 4'ye kaçan erişadı? T teyin 1 taksım 2'de. Demek T teyin 1 taksım 2'de. Mana bu funksiya o'zining eng katta qiymatiga erishar ekan. Demak, t ning o'rniga 1 taqsim 2 qo'yib, biz x ni topamiz. Cosinus x teng t ning o'rniga 1 taqsim 2 qo'ysak, 1 taqsim 2. Lekin x mana bu oralig'ida. Bu oralig'idagi x ning qaysi qiymatida cosinus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi? Bu bizga ma'lum, x teng pi taqsim 3 da. Shunday qilib, x teng pi taqsim 3 da berilgan bana bu ifade, yani bana bu ifade, özünün en katta kıymetine erişerken. En katta kıymetine hemen açışımız mümkün, en katta kıymetine 5 taksım 4 katı. Cevap pi taksım 3.